أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد اللهم صل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة السيد المسلين صلى الله تعالى عليه وسلم Yüce Rabbimiz hepimizi, analarımızı, babalarımızı dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. allah Teala Celle Celaluhu evlatlarımızın neslimiz, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Hepsinden dünyada, ahirette gülebilmeyi, hayırlı haberlerini alabilmeyi ve inşallah istikamet üzere yürüyüp cennette aile bireylerimize beraber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, beni çok etkileyen bir haberle başlamış olayım dersime, sohbetime. Almanya'ya gittiğimizde bizi misafir eden bir kardeşimiz, anlatmıştı önceden. Hocam dedi Almanya'da onların oturmuş olduğu yer Böblingen. Stuttgart'a bağlı. Burada dedi bir bayan var dedi. Tek başına yaşıyor ama Yahudi kendisi. Bu Yahudi olan bayan dedi kendisi araştırdı bizim bulunduğumuz yerde Yahudi marketi alışveriş yapacağı bir yer olmadığı için 250 kilometre mesafedeki bir Yahudi marketinden haftalık yiyeceğini içeceğini getirtiriyor Benim diyor param sadece Yahudilere gider. Bu mantıkla hareket ediyor. Diye bana anlatmıştı. Şimdi bunlardan yola çıkarak biz Müslümanlar olduğumuz efendim bölgemiz ve Müslümanlar olarak yaptığımız, desteklediğimiz marketler, çalıştığımız yerler ve efendim adeta sempati duyduğumuz, çocuklarımıza sevgisini vermiş olduğumuz yerler yani karşılaştırdığımız zaman gerçekten çok büyük bir e, şok yaşıyoruz. Allah hepimizi affeylesin. Yani halen şöyle efendim bir araya gelip birbirimize sevgimizi, muhabbetimizi ortaya koyamadık. Nasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el küfrü milletün vahide buyurmuş. Yani küfür tek millettir. Küfrün tek millet olduğunu anlıyoruz. O ekonomik yönden bize saldırılarını anlıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz çalışmaların efendim karşı taraftaki olan yankılarını anlıyoruz. Bizi çekemeyenler, sevmeyen kimselerden anlıyoruz. Peki biz Müslümanlar olarak da El-Müslimu veya El-İslam milletun vahide İslam da tek millettir demeyecek miyiz? Yani düşünebiliyor musunuz? Bugün 30 Aralık 2021 normalde bizim kullandığımız takvimde 26 26 Cemaziyel evvel 1443 Hicri olarak. E şimdi Müslümanlar yani Müslümanız biz elhamdülillah. Peki Müslümanlar olarak biz 31 Aralık yarın olacak. Yarın akşam. Peki yılbaşı denilen bir olayı nasıl Hristiyanlara ait olan bir efendim geceyi kutlamak için ne bilinmiş işte efendim onun için milli piyangolar hazırlanır. Etrafta ağaçlar süslenir. Ona göre efendim işte programlar hazırlanır televizyonlarında orada burada. Hakikaten anlam veremiyor insan. Allah imanımızı korusun. Allah sonumuz hayır getirsin. Çocuklarımızı, torunlarımızı yeğenlerimizi, neslimiz, üretimizi damatlarımızı, gelinlerimizi bu tehlikelerden muhafaza eylesin. Bu tutaklara düşürmesin inşallah. Bizim hocalarımızın, üstadlarımızın buyurduğu gibi bir iğnenin tepesi kadar, bir iğnenin tepesi kadar, ufacık bir efendim iğne ucu kadar bizim o gece için hazırlık yapmamız lazım. İşimiz olmaz. Bana ne? Yani Hristiyanların bir yılbaşısında benim işim ne? Orada ne acı arayacağım ben? Dolayısıyla bununla ilgili kostüm satanlar mı? Onunla ilgili efendim insan hediye hazırlamalar mı? Vesaire. Biz Hristiyanlara ait olan bir dini günü kalkıp da kesinlikle hediyeleşme suretiyle kendimizi karşı tarafa atamayız. Niye? Sevgililer sevgili Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı mı bize? Men teşebbühe bi kavmin fe huve minhu. Kim bir kavme, bir topluluğa benzerse onlardandır. E buyurun. Hadis-i şerif ortada ve yaptıklarımız da ortada. Onun için lütfen beni yanlış anlamayın. Yani hepimiz birbirimize muhtacız. Hepimiz birbirimizi bu noktada destekleyeceğiz. Rabbim inşallah kurtuluşumuzu Kur'an ve sünnet ışığında doğrultusunda yakalayıp cennette de beraberce buluşabilmeyi nasip eylesin. Zor. Ateşi elde tutmak kadar zor bir dönem yaşıyoruz. Çünkü en yakınlarınızdan başlıyor yanlışlar. Faiz aldı başını yürüdü. Efendim öbür tarafta helalden mi haramdan mı kazan yerini düşünen insanlar azaldı. Yani kredili daire almak, faiz kredisiyle, banka kredisiyle araba almak. Ya Allah aşkına bunlar eskiden konuşulmazdı. Ama şu anda maalesef birçok birçok ticaret erbabı, birçok marketinde ufak müefferin bir e, esnafında e, bir dükkan içerisinde bizim kullanmış olduğumuz post makinesi dediğimiz kredi kartıyla alışveriş yapan kimselerin geçen söylediler bana insan hakikaten donuyor kalıyor yani. Hocam dediler 5 vakit namazını da kılsa, hacca da gitse, umreye de gitse adamların birçoğu o post makinesinden efendim o gün akşamında çıkan ne kadar diyelim ki e, harcama yapılmış. Örnek söylüyorum 10 bin lira. 10 bin liralık harcamayı bankadan gidip de kredi kartı harcamasını kendisine döndürebilmesi için 40 gün beklemesi lazım sıcak para olarak. Ne yapıyor bu dediler? Efendim e, esnaf, birçok ticaret erbabı ertesi gün gidiyor bankayla anlaşıyor ve bankaya diyor ki 10 bin liralık olan benim efendim kredi kartı harcamamı sen bana 9500 lira olarak ver 500 lira sana kalsın. Sıcak parayı çevirmek için 40 gün ben bekleyemem diyor. 40 gün sen bekleyemiyorsun ama orada 500 liralık faiz bıraktım bankaya. Yarın mahşer gününde diyeceksin ki 40 gün değil 40 sene bekleseydim. 440 sene bekleseydim. Efendim 4440 sene bekleseydim de bugünleri yaşamasaydım. Allah hepimize yardım eylesin. İstikametten ayırmasın. Helal lokmadan helal kazançtan ayırmasın. Sonra diyoruz ki bu çocuklar niye böyle? Sonra diyoruz ki ben işte efendim ibadet yapamıyorum, zevkini alamıyorum. Sabah namazını kaçırıyorum. Şunu yapamıyorum, bunu edemiyorum. Her yerde bir bela karşımıza çıkıyor. Niye? Çünkü yediklerimiz haram, içtiklerimiz haram. Dualarımızın kabul olması da söz konusu olmuyor. Bu haramlardan ötürü önüne set çekiliyor böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yediğin, içtiğin haram oldu, girdiğin haram olduğunda efendim o duan sen nasıl kabul olsun buyuruyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah elimizden tutsun. Allah sonumuzu hayır getirsin. Ne olursunuz dikkat edelim. Çevremize dikkat edelim. Efendim yangın var, yangın. Tutabildiğimiz kimsenin elinden tutalım Allah rızası için. Elinden tutalım birinin elini. Adam milli piyango alıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Şu güzel Müslüman memleketimize 37 milyon tane efendim milli piyango bileti satıldı geçen sene itibariyle. Bu sene ne kadar satıldı daha kesinleşmedi. Ya hacısıyla hocasıyla örtülüsüyle bilmem nesiyle efendim alan insanları görüyoruz, duyuyoruz. Halbuki insan şu haberleri duyduktan sonrasında Rabbim haram etmiş. Ne demek deyip Efendim hemen alacak, o gün o saati beklemeden efendim o bileti parçalayacak, bölecek. Ya ondan sonra iyice on, iyi, intikam alırcasına, Ya Rabbi beni affeyle, ya Rabbi, ben ne yaptım Ya Rabbi deyip onu alacak, efendim atacak. Ondan sonra çöpün dibine. işte bana çıkarırsa ben yardım ederim, hayır harçlarım falan filan. Estağfurullah, estağfurullah. Hiçbir zaman için çok, özür dilerim, İdrarla, pislikle herhangi bir yer temizliği, efret temizlenemez. Pislik bu ya, haram. Haramla sen hayır mı yaparsın? Haramla hayır yapılmaz. Evet. Değerli, kıymetli kardeşlerim, işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ta 1400 sene öncesinde bir olaya daha işaret ediyor. Diyor ki öyle bir zaman gelecek ki adım adım karış karış efendim siz takip edeceksiniz. O Hristiyanları ve Yahudileri Hristiyanlar Yahudileri takip edeceksiniz. O kadar onların yollarına uyacaksınız ki giyim, kuşam, tarz efendim onlar gibi böyle efendim yaşam vesaire biçimleri. Sonrasında öyle bir hale geleceksiniz. Onlar bir keler deliğine bir efendim ufak mantıksız bir iş yapmış olsa bile siz de gireceksiniz, siz de yapacaksınız. Niye? Aa, batılı bu. Yapsana göre bir muhakkak efendim şeyi vardır yani kerameti vardır. Estağfurullah. Onun için çok dikkat edelim. Düşünce basından zaten efendim olay giriyor dünyamıza. Sonra bak başlıyoruz onlar gibi estağfurullah. Kardeşim İngilizce öğren ama İngilizleşme. Almanca öğren ama Almanlaşma. Fransızca öğren ama Fransızlaşma. Elhamdülillah bizim bir hayat modelimiz var. Bizim efendim kendimize ait olan bir değerimiz var. Efendim biz şu anda yeryüzünde Rabbim nasip etsin inşallah. Her ne kadar şöyle debeleniyorsak da en kısa zamanda Allah'ın bizi yeryüzüne hakim eylesin. Bu sefer karşı taraftaki insanlar bize imrenerek baksınlar inşallah. Ama bütün olan yine bizde bitiyor. İnsan kendisiyle, inancıyla, diniyle, ailesiyle barışık olmalı. Biz kendimizle de barışık değiliz bu sefer. Yani derler ya dakika bir gol bir. Baştan kaybediyoruz. Örtülü olan bir hanımefendi kendisini dışarıya çıkarken biraz daha süsleyip de çıkartmaya çalışıyor. Kardeşim örtünün anlamı nedir? Süslenmeden, dışarıya ilgi çekmeden çıkmaktır. Yani diyeceksin ki ben dışarı çıktığım zaman böyle koca karı gibi görüneyim. 18, 20, 25 yaşında olabilirsin. Gencecik, pırıl pırıl bir insansın. Ama onu evin bilecek, eşin bilecek, ailen bilecek. Dışarıdaki bilmeyecek. Dışarıdaki seni yaşlı bir teyze gibi görecek. Osmanlı döneminde böyle yaparlardı. Şu arkalarına insanlar adeta kambur gibi durabilmesi için bir efendim yastığa benzer parça koyarlardı. Öyle çıkarlardı. İlgi alaka çekmeyeyim diye. Biz şimdi tam tersi. O baş örtme modelleri çıktı mesela. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam deve hörgücü gibi diyor, deve hörgücü gibi. Şöyle başa doğru böyle hörgücü, devede nasıl yukarıya doğru efendim bir kavis vardır. Ona benzer bir şey, topuz yapılıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz o model efendim giyim kuşamlar. Sonrasında da rengarenk olanlar. Bir de... Allah korusun, parfümle sürüp çıkarsak dışarıya o da hepten bizi sıkıntıya sokar. Çünkü senin oradaki parfümünün kokusundan etkilenen bir erkek olduğunda bil ki onun efendim en büyük günahı başta sana yazılıyor. Dolayısıyla buna dikkat, et, dikkat edelim. Ee, ne yapıyorsun parfümünü sürdüğün zaman ya bir o efendim alışveriş merkezine gideceksin. Ya efendim bir erkeğin yanından geçerken efendim onun yanından geçtiğinde kokun gidecek ona. Bunlara dikkat etmeli bir Müslüman hanımefendi. Erkeğimiz de aynı şekilde kendine dikkat etmeli, gözüne kulağına dikkat etmeli. Allah'ın haram dediği yerlerde efendim bulunmamalı. Ya Rabbim hepimizi korusun, elimizden tutsun. Allah'ımız Celle Celaluhu istikametten kendi yolundan ayırmasın. Amin, amin, amin. Bir iki hadis-i şerifle beraber dersimize son vereceğiz inşallah. Sevgililer, sevgilisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bize unzuru ila men huve esfele minkum ve la tenzuru ila man huwa Yani bu bizim hayatımızda ee, en önemli bir hadis-i şerif olmalı. Hele günümüzde çok büyük önem arz ediyor. Nedir o? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden aşağıda olanlara bakın, yukarıda olanlara bakmayın. Efendim dikkat edin. Böyle yaparsanız Allah'ın size verdiği nimetleri küçümsememek için efendim uygun olur. Allah Celle nimetler vermiş. Elhamdülillah benim geldiğim yere gelemeyenler var deyip de her zaman aşağıdakilere bakıp haline şükredeceksin. Elhamdülillah diyeceksin. Şükürler olsun diyeceksin. Diyeceğiz. Kesinlikle bizden daha üstteki olan insanlara bakıp da ondan sonra işte şuyum yap bunu falan deyip de şikayetlenmenin bir anlamı yok. Zaten bunlar efendim şikayetlenmekle beraber de sonuca gidemeyeceğiz. Ama Allah-u Teala bize din, iman vermiş, sağlık, afiyet vermiş, o güzel vatanımız cennet gibi olan bir vatanımızı vermiş, emniyet içerisinde bulunuyoruz elhamdülillah. bunları böyle yukarıdan aşağıya sıraladığımız zaman çoluk çocuğumuz da hayırlıysa, efendim ailemiz, eşimiz huzur içerisinde bulunuyorsak bütün dünya bize verilmiş gibidir elhamdülillah. Rabbim nimetlerini artırsın, eksiltmesin. Kadir kıymet bilmeyi nasip eylesin ve kendi yolunda bu nimetleri kullanan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Yine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru e, ile gelmişler. Demişler ki ya Resulallah biz yemekleri yiyoruz ama yani doymuyoruz. Bunun bir hikmeti var mıdır? Yani sizinle bunu paylaşalım. Yahu canım peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde e, sahabe-i kirama açıktı. Yani ne istiyorlarsa soruyorlardı. Rüyalarını anlatıp efendim, ondan yorum istiyorlardı. Çocuklarına söylüyorlardı, çocukların hakkında bilgi istiyorlardı. Eşlerine alakalı söylüyorlardı. Baba anneyi anlatıyorlardı geçmişlerden bahsediyorlardı. Kısacası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabir yerindeyse sadece bir peygamber bir şeye oturmuş olması söz konusu değildi. Her şeylerine koşar, onlarla beraber olur, onların dertleriyle dertlenir ve adeta dert babası gibi efendim çözüm sağlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi de aynı işleri gören hocalarımız var. Rabbim başlarımıza eksik etmesin. Hocalarımıza gideceğiz, dertleşeceğiz, dertleşeceğiz. Hatta en azından, en azından böyle güvendiğimiz ehli sünnet çizikinde adam gibi adam olan hocalarımızın telefonlarını kaydedeceğiz. Bir sıkıntımız olduğumuzda hemen hocamıza danışacağız. Çünkü neden? Hocamıza danışmak demek onun bilgilerinden yani Kur'an'dan, sünnetten istifade etmek demektir. O bize tamamdır derse Eyvallah yapacağız. Hayır yapma girme bu iş ederse biz de ne kadar orada karımız da olsa efendim girmeyeceğiz. Niye? Hoca sözü dinleyen pek hala diyen pek ala olur. Çok yükseklere çıkar. Söz dinleyelim kendimizi kurtaralım inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakın tekrar söylüyoruz geliyor sahabe ikram efendim dertlerinden bir tanesi de neymiş? Yiyoruz. Fakat doymuyoruz. Yani bizde de bu olabilir. Hadi bakalım böyle bir soruyla karşılaştık. Nasıl cevabı gelecek bekliyoruz şimdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara e, soruyla cevap veriyor. Sorularına karşı soruyla cevap veriyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayrı ayrı yiyor olmayasınız diyor. Yani yemeklerinizi ayrı ayrı mı yiyorsunuz? İşte çocuğa kahvaltıda efendim okula giderken ayrı yemek kuruyorsun. Eşine ayrı bir yemek kuruyorsun efendim işine giderken. Okula giderken ayrı, işine giderken ayrı. Sen de 10'a 11'e doğru efendim ancak kendini toparladın hanımefendi. Sen de ayrı bir kahvaltı yapıyorsun. Şimdi 3 tane kahvaltı kuruldu. 3 tane ayrıca efendim işte e, su kaynatıldı, çaylar yapıldı, yumurtalar yapıldı vesaire derken Böyle bir masrafları ayrı ayrı olduğunda düşünelim. Sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu soruyu sorunca, evet diyorlar sahabe-i ikram. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o e, sözlere karşı ilginç bir tavsiyesi var. Hepimiz bu tavsiyeye uyarsak Allah'ın izniyle evimiz bereketlerle dolacaktır. Soframız bereketlenecektir. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ ve zikrullahi aleyh yubarak fi. Bir yemeğinizi topluca yiyin. Ayrı ayrı yemeyin. Mümkün olduğu kadarıyla efendim sabah ortak bir payda bulun. Eğer çocuğun da kalkabileceği, babanın da olabileceği, annenin de olabileceği ortak bir yer, bir sofra ayarlamaya çalışın. Bir, akşam yine aynı şekilde ortak efendim konsensüs, ortak bir payda, ortak bir sofra oluşsun. Bunlara efendim dikkate alın buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ama bunu bırakmıyor. İkincisinde de buyuruyor ki yemeye başlarken de Allah'ın Allah'ın adını anın. Yani en azından Bismillahirrahmanirrahim veya Bismillah diyerek başlayın. Bunu aman bırakmayın diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle yaparsanız yemeğiniz bereketli olur, bereketli olsun dua ediyor ve efendim biz de bu duaya peygamber duasına yübârak lekum fîh buyuruyor. Amin diyoruz. Efendim yemeğiniz bereketli olsun buyurdu sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edelim. Yemek yerken baştan ne buyurmuştu? Topluca yiyin buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ayrı ayrı yemeğin. Bereket gider. İki, Memeğinizi yediğiniz zaman besmelenizi çekin buyurdu. Allah'ın ismini anın buyurdu. Ee, bu noktada şunu da bize başka bir hadis-i şerifte görüyoruz. Eğer bir insan besmeleyi unutursa çok acıkmış. Başladı girdi yemeğe. Efendim yiyor birkaç lokma falan filan diyor. Bir baktı ki besmeleyi unuttum ben. O zaman ne yapın diyor Efendimiz Aleyhisselam. Deyin ki Bismillah fi evvelihi ve ahirihi. Bismillah fi evvelihi ve ahirihi. Yani Allah'ım yemeğimin evveline önceden yediklerim içinde, sonra yiyeceklerim içinde besmele mi çekiyorum? Öyle kabul et ya Rabbi diye bunu söyleyin. Oradan kurtarırız Allah'ın izniyle. Yani besmelesiz soframızı efendim bırakmayalım, yemeğimizi bırakmayalım. Allahu Teala bereketlendirecektir. Bereketler ihsan eylesin. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahire ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Son nefeste iman, Kur'an, şehadet nasip eyle. Evlerimize huzur, işlerimize, kazançlarımıza bereketler nasip eyle. Cuma'mızı, cuma gecemizi mübarek eyle. Çok güzel, hayırlı, uzun ömürlerle beraber bizlere hizmetler yapmayı ve rızanı kazanarak efendim son nefesimizde iman üzere, kelime-i şehadet üzere buyurun hep beraber eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Efendim huzuruna gelebilmeyi hepimize aile bireylerimize nasip eyle. Kabrimizi cennet bahçesine bahçeyle. Yarın mahşer gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kucaklaşıp inşallah ilk cennetlerle beraber cennete dahil olmayı hepimize nasip eyle. Analarımıza, babalarımıza, büyüklerimize, bütün dua bekleyenlerimize rahmet eyle. Kabirler, nur makamlarını cennet eyle. Allah'ım İslam alemine, ülkemize yardım eyle. Bereketler nasip eyle ve kafirlerin zalimlerin hain oyunlarını boz ya Rabbi kendi baştan çevir ya Rabbim. Amin amin. Hastalarımıza hastalıklarını şifalı ihsan eyle. Dertlere deva, borçlara da nasibeyle, Kimseye muhtaç etme. Kendi kapından başka aratma. Helal lokmada helal kazançla ayırma. Harama, banka kredilerine, faizlere bulaştırma. Bulaşanlarda kurtar Allah'ım. Amin amin amin. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Allah kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.